Makyaj yapamayan YouTuber mı olur ya? Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle 3 günlük, 4 günlük, belki 1 haftalık böyle bir vlog, benimle bir hafta geçin ya da benimle bir 4 gün geçin gibi bir video çekmek istedim. Çünkü oturup da masa başında video çekmeye hem vaktim yok hem de daha az keyifli oluyor diyelim. İstanbul'a 2 kere gittim ve 2 kere de size vlog çektim ve yavaş yavaş vloglara alışmaya başladık, onu anladım. Bu yüzden ben de benimle birlikte birkaç gün geçirin gibi bir videoya başlamak istedim. Öncelikle dudağımdan bahsedeyim. Dudağım yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ben tabii duramayıp kazımaya başlayınca kanadı birazcık ama şu anda iyi, kurudu. Yavaş yavaş bunları atınca artık ruj sürülebilir kıvama gelecek suratım. Şimdi bugün biraz dışarıda işlerimiz var. Kuaföre gitmemiz gerekiyor, başka yerlere gitmemiz gerekiyor. Bunların hepsini sizinle paylaşmak için. Çünkü bugün gerçekten bizim için de bayram öncesi bir hareketli bir gün olacak. Çünkü evde durmayacağız, dışarı çıkacağız. Saat 2 ve biz şimdi daha kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapıp hemen çıkacağız. Ben herhalde yolda ya da gittiğimiz yerde montaj yapacağım. Çünkü bir dünya önce için şu anda ikinci videomuz yok. Onun montajını yapacağım. Bugün günlerden pazartesi ve Arife günü. Yarın bayram. O yüzden bayramda çekebilirim. Bayramdan önce, bugün, bayramdan sonra falan çekip şöyle bir toplu bir vlog çekmek istedim. Çünkü bayramdan sonra da tekrar İstanbul'a gideceğim, mülakata gideceğim. Onun için ayrı bir vlog çekeceğim. Ama bu haftayı da boş geçirmek istemedim. Ve sizlere bir vlog çekmek istedim. Çünkü siz de vlogları çok sevdiniz. Ben de çekmeyi çok sevdim. Bu yüzden böyle bir vloga başlıyorum. Bugün birazcık benim için yorucu bir gün olacak. Annem için de. İkimiz çünkü dışarıda olacağız. Şimdi o zaman kahvaltı yeniyorum. Kahvaltıdan sonra da çıkıyoruz. Hazırlanıp çıkıyoruz. Ve ben her zaman gibi makyaj yapmayacağım. Bu iğrenç suratımla dışarı çıkacağım arkadaşlar. Gerçekten şu anda bir ev haliyleyiz. Bakar mısınız anne? Sakın. Arkadaşlar Poyraz burada. Evin hali berbat ötesi. İyi misin bu? Çok dağınık. Anneciğim ben vlog çekiyorum. Vlog başladım da. Video başı değil yani. Hayır, video başı değil. Vlog çekiyorum. Ben o vlogu devam ettiriyorum. Arkadaşlar plan iptal oldu dedim. Ben kendime döndüreyim. Plan iptal oldu. Bu arada evde böyle mısır firavunları gibi geziyoruz. Anne bakar mısın ikimiz de kafamızda. Arkadaşlar plan iptal oldu. Ben gitmiyorum. Ay, odamız nasıl güzel gözüküyor. Tam istediğim gibi. Arkadaşlar odamızın normalde ben hayalini kurduğum şekli bu haliydi. Ama hiçbir zaman böyle bir halde gitmedi. Nasıl gözüküyor ya? Şu arkamdaki ne acaba? Şu arka şuramdaki ne acaba? Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu videoya acaba kaç kamera çekeceğim hiç bilmiyorum. Neden? Saçlarımı tarayacağım. Ne çekiyorsun? Vlog çekiyorum Ceylin'cim. Ceylin'in montaj yapma şekli peki arkadaşlar. Ayakkabımız almış. Arkadaşlar şu anda annemle video çektik ve şu anda bilgisayardan hemen göstereyim. Bilgisayardan montaj yapacağım. Bir yandan da saçlarımı taracağım. Bir yandan da size sohbet etmek için şöyle iki dakika kamerayı açayım dedim. Şimdi kamerayla çekiyorum. Normalde telefonla çekiyordum ama annem gidince kameraya döndüm. Evet, ben bir yere gitmedim. Montaj yapıp atacağım şimdi videoyu. Sonra annem gelecek ve ikimiz birlikte gideceğiz. İşlerimiz var dediğim gibi. Arkadaşlar son zamanlarda birkaç tane, hayır bir tane ya da iki tane bilmiyorum, şey aldım. Bir makyaj malzemesi aldım. Onu size göstermek istiyorum mesela. Onu göstereyim. Şöyle bir şey aldım. Aslında bunu şeyde göstermiştim. İstanbul videomun sonunda göstermiştim. Bununla ilgili videolar izledim. Makyaj.com'daki videoları falan izledim. Fatma Nur'un bir videosuna denk geldim. Bu arada Fatma Nur'u çok beğeniyorum. Videolarını da sık sık izliyorum. Çünkü makyaj yapma özürlüsü olduğum için arkadaşlar. Bir baktım bu ürünleri kullanarak yapmış makyajı. Çok beğendim. Kapatıcılığı çok yüksekmiş ve benim de kapatıcılığı yüksek olan bir fondötene ihtiyacım vardı. Çünkü yüzümdeki berbat şeyler nasıl kapansın başka arkadaşlar? Dünya Ruj Günü'nden ücretsiz bir şekilde aldığımız muhteşem güzel, hani şansıma denk gelip de muhteşem güzel aldığım o ruju annem slime'a katmak uğruna kırınca ben de ona şey olsun diye, ceza olsun diye Ankara'ya gittiğimizde ona gittiğimiz alışveriş merkezindeki MAC'ten bir ruj seti aldırdım. Yani kırdığıyla alakası yok aslında. Bu ruju çok istiyordum. O yüzden bahane olmuş oldu. Bana da hediye almış oldu. Şimdi şu saçım tamam bitsin göstereceğim arkadaşlar. İşte hazırım. Şimdi arkadaşlar anneme şunu aldırdım. Hemen göstereyim. MAC Lip Duo. İçinde hem dudak kalemi var hem de ruju var. Hemen göstereyim. Ruju bu. Kalemi de muhteşem düzenli. Ultra düzenli. Çekmecemden gösteriyorum arkadaşlar. Bulmaya çalışıyorum. Evet. Kalemi şu şekilde. Rujum da şu şekilde. Hemen size göstereyim. Hatta swatch mu yapsam? Hiç swatch yapmadım hayatımda. Şu ince olan kalemi
Diğeri de ruju. Harika. Hatta sadece kalemini bile sürüp çıksanız oluyor arkadaşlar. O kadar güzel bir renk veriyor ki, o kadar güzel bir dokusu var ki. Mesela benim dudağım normalde çok fazla böyle çizgili çizgili ve içine çok doluyor rujlar. Çok iğrenç bir görüntü oluyor. Böyle, hatta mat ruj sürünce böyle dudağım sanki başka bir varlığa dönüşüyor arkadaşlar. Hiç güzel olmuyor. Ama bu o kadar güzel, o kadar kremsi bir yapısı var ki çok beğendim. Bir de bir şeyden söyleyecektim. Bir önceki vlogumda hani sizin çok beğendiğiniz, benim de çok beğendiğim bu Bershka tulum vardı ya. Bershka'da yediğim siyah tulum. Onu alacağım arkadaşlar. Hatta planım nasıl olacaksa bilmiyorum ama bayramdan sonra gideceğim oyunculuk kursuna gitmiştim yani. Onun mülakatına gideceğim yani. Altan Hoca'yla mülakat yapacağım. O mülakata onu giymek istiyorum. Yani öyle gitmek istiyorum bu sefer de. Onu giymek istiyorum. Ama ona nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Çünkü bayram tatili pazar günü bitiyor. Ve bence ben pazartesi günü falan gidebilirim diye düşünüyorum. Eğer pazartesi günü gidemem ki. Ama onu alacağım çünkü çok beğendim. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıyorum. Çünkü montaj yapmam gerekiyor. Montaj yapacağım. Annemin kanalında bir LOL videosu çektik. Onu asacağım. LOL diyorum, düzeltiyorsunuz. Ama ben LOL demeye devam edeceğim. LOL demeyeceğim arkadaşlar. LOL. LOL videomuzu atacağız. Şimdi kapatıyorum. Saat 15.50. Benim bu videoyu maksimum 5'e yetiştirmem lazım. Hemen yetiştireceğim. Atacağım. Arkadaşlar bayağı bir ev halim yani. Bayağı bir ev halim. Video import olurken can sıkıntısına ne yaptım? Şu an benden ne fark ediyorsunuz? Ne yapmış olabilirim? Kaşlarımı doldurdum arkadaşlar. Çok canım sıkıldı video import olurken ve dedim ki ne yapabilirim? Baktım böyle ve dedim ki uf, kaşlarım çok boşluklu. Keşke doldursam. Ve bir anda çekmeceyi açıp kaşlarımı doldurdum. Video şu anda %58 yükleniyor. Ve ben bunun için kendi internetimi feda ediyorum şu anda. Ya böyle kaşlarımı şu an mesela ciddiye alamıyorum. Sanki şu anda kendimi İdo tatlı sesi olmuş gibi hissediyorum. Ama gerçekten dolmuş kaşı ve böyle aralıksız kaşı çok seviyorum. Ama böyle ne yüzüm makyajsızken değil tabii ki de, değil mi? Yani yüzüm makyajlıyken olsa çok güzel duracak. Ama gerçekten dolmuş kaşı çok seviyorum. Simsiyah dolmuş kaşa bayılıyorum. Bunu da söylemek istemiştim. Ceylin Hanım montajı bitirdi. Şu anda dizi izliyor. Kahkahalar Eşi'nde Kore dizileri izliyor arkadaşlar. Saç makyaj falan bir makyaj yapsam mı ya? O kadar yani o kadar tükenmişlik sendromuna falan mı girdim ben arkadaşlar? Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Dışarı çıkarken yüzüme hiçbir şey yapasım gelmiyor. Herhalde fondöten falan sürmem. Sadece bir kalem sürüp birimer süreyim arkadaşlar. Giyindikten sonra hemen saçımı şöyle açayım. Güneş gözlüğümü takayım. Annemin gelmesini bekleyelim. Ben şimdi videonun ismini yazayım çünkü %70 yüklenmiş. Videonun ismini yazayım. Ondan sonra hep birlikte hazırlanırız. Evet, şöyle bir kom yaptım arkadaşlar. Altıma annemin şöyle bir tane nasıl desem yani tanımlayamayacağım bir pantolonu var. Onu giydim. Üzerime de şu aradan aldığım şöyle bir atlet var. Bunu giydim. Bir tane teyzemin doğum günümde aldığı bir kolye. Bir tane de çok eski, resmen benim yani nasıl desem 8. sınıfta falan aldığım bir kolye herhalde. Onu taktım. Bir şöyle bir denemek istedim. Altımda böyle. Bilemedim yani arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun yapısı, dokusu öyle bir şey ki. Az önce Ceylin odasına gittim boy aynasından kendime bakmaya ve arkamdan bir güneş vurdu, yandım. Bu o kadar böyle terletici bir yapıya sahip ki çok terletiyor. Acaba diyorum hiç böyle bir şey değil de bir tane böyle bir tişört mi giysem diyorum. Şimdi gelin biraz makyaj yapalım. Kaşlarımı zaten doldurmuştum. Kalem süreceğim ve rimel süreceğim. Bu kadar, başka bir şey yapmayacağım zaten. Ama şu camı açtığımdan beri feci terliyorum. Kapatmam lazım. Evet, şimdi ne yapacaktık? Kalem. Bakın o kadar dağınığım ki kalemimin kapağı yok. Ve şimdi kalemin ucunu açıyorum. Kalemin ucunu açtım. Şimdi kalemimi süreceğim. Daha sonra kirpiklerimi kıvırıp rimelimi süreceğim. Sizle birlikte tabii ki de. Ceylin, başlıyor mu? Çıkıyorsun. Makyaj yapamayan YouTuber mı olur ya? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Ne diyordum? Kirpiklerimi kıvırıyorum bir yandan. Arkadaşlar ben diyordum ki nasıl olsa far elle sürülebiliyor. Şöyle gözlerini kapatıyorlar böyle böyle sürüyordu. Nasıl olsa sürülebiliyor diyordum ama ben son zamanlarda şunu fark ettim ki benim hiç yapmadığım bir şey. Benim hep yapmak istediğim ama makyaj kabiliyetim olmadığı için yapamadığım bir şey. Hani şimdi ben normal dümdüz bir far şöyle şurama sürüyorum, bırakıyorum. Ama ben aslında ne yapmak istiyorum? İşte şurama doğru geçişler, katlanma bölgemi belirginleştirmek, ne bileyim gözlerimin altına özellikle far sürmek istiyorum. Çünkü gözlerimin altı bomboş kalıyor. Biraz hani kapatıcı falan sürdüğüm için böyle buram bembeyaz oluyor. Bu yukarı sürdüğüm farı aşağı doğru da sürmek istiyorum ama bu elimle olacak bir şey değil.
Buraya sürmek için küçüklükte bir fırçam da yok. Ben de dedim ki hazır böyle bir bayram indirimi falan da varken gideyim kendime gratis'ten, Watson's'tan bir yerden şöyle bir fırça seti alayım. Kaç yıldır anca ten makyajını zor öğrendim. Hala öğrenilebilmiş değilim arkadaşlar. Hala bronzer sürülecek yeri tam olarak kestiremiyorum. Ya da bronzerımı kendime göre fazla geldiği için sürmüyorum. Geçen gün mesela Sena ile İstanbul'a gittik. O görüşmeye gittiğim gün. Makyajımı Sena yapmıştı İstanbul'dayken. Geldi şuramdan şöyle başlayarak şurama bronzer sürdü ama hani ben de o şekilde sürüyorum ama sürdükten sonra diyorum ki galiba çok topak topak oldu ya da çok fazla belli oluyor. Hani kontür yaptım çok belli oluyor, çok mu kötü durdu acaba diye kendi kendime böyle işkilleniyordum. Ama o sürdü, doğrusu bu dedi. O çok güzel makyaj yapar. Keşke gözüme çıkarmasaydım. Dedi ki doğrusu bu. Yani sen eğer böyle yapıyorsan doğru yapıyorsun dedi. Şimdi benim aylar önce aldığım, hep denemek istediğim ama bir türlü deneyemediğim şu L'Oreal'in Paradise Rimelini şimdi süreceğim arkadaşlar. Ben bunu normalde aylar önce almıştım. Bir defa kullandım, bir daha kullanmadım. Neden kullanmadım onu da hemen göstereyim. Çünkü benim şu rimel cihazım. Nerede rimel cihazım? Bulamıyordum. Şu Push Up Angel arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Çünkü çok böyle teker teker ayırıyor. Hem kirpiklerim sorunlu olduğu için, yani hep düz olduğu için kaldırmıyor. Bu. Ama bu kaldırıyor diyorlar. Yani ben şimdi bundan sürüp ayırıp üstüne bundan mı sürsem diye düşünüyorum. Hazır zaten bir yere gitmiyorum. Öyle alışverişe gideceğim için. Şöyle birazcık şundan sürüp ayırayım bunları tek tek. Zaten bu da bitmiş galiba arkadaşlar. Ben bunu aylardır, belki de bir yıl geçkin süredir kullanıyorum çünkü. Bunun tek tek ayırmasına bayılıyorum çünkü gerçekten. O zaman ne yapalım? Bir şey deneyelim. Bunu sürmüşken hiç başka bir şey diğerine geçmeden bir de şu Paradise'dan söyledim üzerine. Arkadaşlar ben gerçekten YouTube'a kendi kanalıma başlamadığımdan beri, hani annemin kanalındaykenden beri çok fazla makyaj kanalı izliyorum. Çünkü makyaj yapmayı bilmediğim için ve öğrenmek istediğim, güzel makyaj yapanlara imrendiğim için çok fazla makyaj kanalı izliyorum. Siz de izliyor musunuz? İzliyorsanız kimleri izliyorsunuz? Mesela ben birkaç tane söyleyeyim. En beğendiğim ve makyaj yapımını beğendiğim. Tarzını kendime yakın bulduğum değil de farklı tarzlar olduğu için, farklı yaptıkları için, hani benim yaptığımdan ya da yapabildiğimden farklı yaptıkları için çok beğendiğim birkaç tane makyaj kanalı var. Mesela Şeyda. Zaten yüzünü çok beğeniyorum maşallah. Gerçekten o kadar güzel bir surat olamaz. Pürüzsüzlüğü, makyajı yaptığında sanki makyajla doğmuşçasına o görünürlüğü. Makyaj yapıyorsan gidiyorum ki kız ya makyajla mı doğmuş? O kadar güzel duruyor ki, yakışıyor ki makyaj. O yüzden onu çok beğeniyorum mesela. Mesela Fatma Nur Öztekin. Onu da yeni keşfettim. Nasıl keşfettim onu da? Sürekli Trendyol reklamları çıkıyordu YouTube'da karşıma. Bakayım dedim. Oo dedim, ne kadar güzel kız, kaç yaşında? Bir baktım benden bir yaş küçükmüş. Şok oldum. Ondan sonra bu da birazcık ilgimi çekti, benden bir yaş küçük olması. Yani küçük oluşu, yani yaşından küçük durması. Ben de videolarını izlemeye başladım. Sonra bu vlogları falan çok hoşuma gitmeye başladı. Her sıra onu da izliyorum. Tarzını falan da çok beğeniyorum. Instagram'dan da onu takip ediyorum. Yani o da favorilerim arasında. Yavaş yavaş Cansu'yu takip etmeye başladım. Normalde onun videolarını hiç izlemiyorum yani. Hiç biliyorum Cansu Akın tamam da. Hiç videolarını izlemiyordum. Ama son zamanlarda onun da vloglarını izlemeye başladım. Onun sayesinde Tulu'yu izlemeye başladım. Dün neredeyse ağlayacaktım arkadaşlar. Tulu'nun bir videosunu izledim. Los Angeles'a taşınıyorum. Buraya kadarmış videosunu izledim ve gerçekten ağlayacaktım. Neden böyle daha önce de hiç izlemediğim bir kanal. Eskiden Vulgoza sana arkadaş oldukları zamanlarda onları Instagram'dan takip ediyordum. Daha sonra onu YouTube'dan takip etmeye başladım ama hiç videolarını izlemiyordum yani, gerçekten hep Instagram'dan takip ediyordum. Bir videosunu izledim, o da buraya kadarmış, taşınıyorum videosuydu ve gerçekten ağlayacaktım, çok duygulandım. Neden duygulandım ben de bilmiyorum ama çok duygulandım. Öyle. Sizin de favori makyaj kanallarınız hangileri? Bir şeyler gerçekten öğrendiğiniz.